Şerefe. Evet, Long Dark eşliğinde çay içmeyi sevenler derneğine hoş geldiniz arkadaşlar. Long Dark'a kaldığımız yerden devam edeceğiz. 25. bölümdeyiz şu anda. Yorum okumamdan memnun musunuz diye sormuştum size en son, biliyorsunuz. Şimdi bana göstermiyor ama şuna bir tıklarsam, evet, %70 memnunum, %29 memnun değilim demiş arkadaşlar. %99 yapıyor. Nasıl oluyor lan bu? %1 nerede? Neyse, saçma bir şey olmuş. Anlayamadım. Evet, ağırlıklı olarak memnunum dediğiniz için arkadaşlar yorum okumaya devam ediyorum. Şimdi evet, başlayalım. 50 yorum olmuş bu sefer. Teşekkürler yorumlarınız için. Yorumlar zaten burada da söylemişsiniz. Yorumlara devam hocam. Sıkılan atlar zaten yorum kısmını. Bu arada Oda Vlog'u güzel olabilir. Ha, ne yapalım, 1000 abone özellemiştik. Bu arada 1000 abone olduk arkadaşlar. Teşekkürler onun için de ayrıca. Furkan'ın tavsiyesi güzel. Biz yorumları okuyalım. Sıkılan arkadaşlar birazcık videoyu ileri saracak artık. Yapacak bir şey yok. EverMedia LGP Lite'dan kaydetmek için hangi programı indirdin? LGP Lite'ın kendi bir programı var. Onun yanında OBS programını kullanmanız gerekiyor arkadaşlar. Lakin sonradan ben EverMedia'nın programını açmadım hiç. OBS direkt olarak almaya başladı. Biz şeyden sonra almaya başladı. Neden oldu bilmiyorum. Şu anda diğer programa ihtiyacım kalmadı. İlginç. Gökhan Kaptan her zamanki yorumculardan. Yine her zamanki gibi harika bir Long Dark izledik. Teşekkürler. Bir dahaki bölümü merakla bekliyoruz. Hüpürdete hüpürdete izliyorum demiş. Evet, Erdi Seçil, ok ve yayı hiç arama abi. Kullanması çok zor. Bu arada videolara hala yetişemedim. 12 ya da 16 civarındayım. Ha, geriden geliyor arkadaş. Yorumları okuma bölümünü ayrı olarak çekersen daha iyi olur abi. Yorumları kesip yapıştırırsın videoya. Bakarsın ben de çıkabilirim. Yani zaten o şekilde yapıyorum. Ben ayrı çekip sonra videoyu birleştiriyorum. Şimdi ayrı o bölümün yorumları desem bu sefer oraya da yorum atılacak. Benim videonun altına yorum atılacak. Bu sefer hangisine ben bakacağım falan, sıkıntı olur. Bu şekilde şimdilik devam edelim. Sait Köse, bir tane hocam fotoğrafa bak, bir kurt vurup derisini alırsan olay bu, üşüme derdi yok diye bir bize resim yollamış. Evet, Wolfskin Coat. Artı 7.2 Fahrenheit. Isı bonusu 5.2 Fahrenheit da %58'lik olduğu halde güzel. 5.2 Fahrenheit'te rüzgar bonusu veriyor. Demek ki bunu tamamlasak herhalde artı 10 derece bonus verecek. Güzel. Lakin kurt öldürmek için bir oka, ne bileyim, bir silaha ihtiyacımız var. Onlar altında konuşmuş. Matrix baba, abi var ya, sen adamın dibisin. Seni izlerken seni başka bir aleme, sanki başka bir aleme göç ediyorum. Bizi eğlendirmek için çok çabalıyorsun. Hak ettiğin yere inşallah gelirsin efendiliğin. Teşekkürler. Videolardaki ahlakınla seni tebrik ediyorum. Dediğim gibi adamın dibisin dostum. Teşekkürler kardeşim. Ben karşımdakilerden ahlak ve düzgün yorum beklediğim için elimden geldiğince kendim de bu dili kullanmaya çalışıyorum. Tavsiyemdir. Çok fazla küfür eden bir bilmem ne ortamlara girmenizi ben tavsiye etmiyorum açıkçası. Gençlikte oluyor öyle şeyler ama o videolarda böyle küfür eden arkadaşlar sanıyorum ki bir 10-15 yıl sonra bakacaklar o videolara ve lan ne salak salak şeyler söylemişim ben diyecekler diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Gerek yok. Ercan Demirkıran, ileride kırık köprü var. Mağara kırık köprünün altında. Eline sağlık, süper gidiyorsun. Hayatta kalma oyunları, farklı oyunlar oynarsan izleriz. İyi oyunlar seviyorsun demiş. He, bizim bu mağara bakmıştık şeyin altında, köprünün altında bir arkadaşım söylemişti. O bir ilerideymiş herhalde. Tamam. Abi 1000 abone özel odanı tanıt. Şu an cumartesi. Yarın şöyle hafiften temizleyeceğim ortalığı ve düşünüyorum arkadaşlar bir ekipman ve oda vlogu çekmeye. Siz pazartesi izleyeceksiniz tabii o videoyu muhtemelen. Veysel Demirbağ, hocam fabrikada görüp de almadığın ağır çekiç erittiğin demiri dövmek için lazım. Geri dönüp onu alman lazım. Tamam. O zaman demirsiz oraya boşu boşuna şey yapmayalım. Hemen zaten yakındaydık. Bir koşu gider alıp geliriz arkadaşlar. Tarihi attım 4-3-2016 zamanında buralar hep tutluktu, çok değerlendi çok demiş. Artık inşallah birkaç sene sonra bakıp anarız yorumunu kardeşim. O zamana kadar birçok insana da hitap etmiş oluruz. Abonemiz artar diye ümit ediyorum. Ercan Demirkıran, sana bir şey söyleyeceğim. Söyleyeceğim devam unutuyorum. Counter Strike Go oyununda Counter bir tane karakter var. Sana çok benziyor. Söyleyeyim dedim, içimde kalmasın. Allah Allah. Karakter belki de beni mi modellemişlerdir? Belli mi olur? O zamanlar böyle video falan çekmiyordum ben o oyun yapıldığında ama. Neyse, öyle ben kendimi avutayım. Murat Engin Ekin'in sağ ve sol eli.
Bu nasıl bir şeydir? Bir önceki videoda da söylemiş. Abi sana H1Z1 gönderimi bir de ilk yorum. H1Z1 gönderimi bir de ilk yorum. Derken H1Z1 çek mi diyorsun? H1Z1 sana göndermek istiyorum mu diyorsun? Tam anlayamadım arkadaşım onu. Gerekli bir şey varsa Steam üzerinden de bana erişebilirsin. Erdeniz Tunç, yiyecekler var Deniz Feneri'nde, bayatlamasın, hatırlatma olsun sana. Valla baya baya da oraya yığdık zaten, yiyeceğimden fazla var. Bu bölümde inşallah Deniz Feneri'nde bir noktayı koyarız. O kuruttuğumuz eşyaları da geri alırız. Ah o Rust'ın gözü çıkmaya hocam. Valla öyle hocam ya. Rust arkadaşlar birazcık serverlarında yapılandırma var sanırım. Sürekli güncelleme falan geliyormuş. Bizim yaptığımız o ev falan çöktü. Gitti. Eyüp Bey sağ olsun tekrardan aynı inşayı yapmış. Yani benzer bir şeyi daha başka bir serverda, o da gitmiş falan. Birazcık oyunun toparlanmasını bekliyoruz arkadaşlar. Yaptıklarımız boşa gitmesin diye. Bu yüzden Rust birazcık gecikti. Özgür Kahraman like demiş. Teşekkürler kardeşim. Emirhan Gürlu. Abi bilgisayarın özelliklerini yazar mısın? Çekeceğim vlogda 1000 aboneye özel vlogda arkadaşım. O da olacak. Bütün her şeyi zaten anlatacağım orada. Bir daha artık böyle bir soru aklınıza geldiğinde o videoyu izleyip hemen oradan cevaplarınızı almış olacaksınız. Said Köse Go Samet Go Bin Coming demiş. Bin kamdı arkadaşlar zaten. Evren TikTok 1000 aboneye yaklaştık abi. Geçtik şu anda. Abimiz kalbimizdeki reis 1000 abone olmuş. Hayırlı olsun abi, bu güncel yorumlardan 2 saat olmuş. Abi botları atma, onun yerine parçalı kurutulmuş deri çıkartırsın diye. Haklısın ama unutuyorum arkadaşım ben onu o anda. Bir de ağırlık beni çok fazla rahatsız ediyor, tamam mı? Üstünde sürekli bir şey var, diyorum ki yani atayım kurtulayım, atlayayım kurtulayım. Ondan dolayı birazcık hızlı karar veriyorum ve böyle bazı püf noktalarını atlayabiliyorum, kusura bakmayın. Şakir Yaşar, bazı yerlerde buzlar kırılıyor abi, kırılabilir yerlerde metin olarak yukarıda yazıyor Samet abi demiş. İnşallah fark ederim yazdığını, birçok şeyi biliyorsunuz gözümden kaçırabiliyorum. Furkan Kömür, abi adamsın galp, teşekkürler kardeşim. Murat Engin, abi bence git Fener'den. Fener'de değiliz zaten, gideceğiz yani, orada kalmayacağız uzun süre. Sadece o ok yapmak için birkaç uğraş veriyoruz arkadaşlar. İşimiz yolunda giderse yapmaya çalışacağım en azından. Ok kullanması zor bir şey diye yazmış zaten arkadaş ama en azından görmüş olalım. Sürekli aynı şeyler göstermeyeyim size diye aslında amacım bu. Abi konserve açacağının esprisi yok. Bıçak da aynı işlevi görüyor. Hatta bıçağı da at, balta yeter demiş. Peki efor değişiyor mu ya da süre? O da önemli. Bir denemek lazım onu arkadaşım. Teşekkürler. Fatih Demir son 10 abone kaldı abi. Geldi geçti. 998 abone. 1000'i geçtik. Hala az kaldı 1000. Bayağı bir 1000 takipçileri varmış. Teşekkür ediyorum. Benim kadar siz de sabırla, merakla beklediğiniz için arkadaşlar. Ama videoları paylaşırsanız bu daha da hızlanacak. Mutlaka yeni gelen arkadaşlar bana destek olmayı ihmal etmesinler arkadaşlar. Bu sadece benim yaptıklarımla değil, sizin de emeklerinizle olacak bir şey. Sly Lizard oyuna başlamadan yorumları okuyorum. Ve abicim loading ekranı ve abicim yorum okumaya devam. Çünkü sen bizim yorumlarımızı okuyunca biz seviniyoruz. Bizimle ilgilendiğini düşünüyoruz. Çünkü YouTuber'lar yorumları fazla okumuyorlar. Dediğim gibi YouTuber'dan YouTuber'a değişir. Şimdi adam ben 50 tane yorum okuyorum, bu bile uzun sürüyor. Şikayet edenler var. Şimdi binlerce yorum alan kanallar var. Onlar ne yapsın? Haklılar yani. Serdal Taş, çayı tam zamanında demlemişim. Abi The Long Dark 10 numara 5 yıldız gidiyor bence. Emeğine sağlık. Bir arada bir de Forest bölümü gelirse müteşekkir oluruz. Cevdet'le arkadaşlar onu bir şekilde planlamaya çalışıyoruz. Dediğim gibi denk gelemiyoruz pek fazla yoğunluktan dolayı. Yazık yazık, utanıyorum böyle bir YouTube kanalı 1001 abone. Yazık, senin gibi çok adam lazım bize abi. Teşekkür ediyorum. Dediğim gibi desteklerinizi esirgemezseniz benim gibi adamlardan sayımız artacaktır. Erdeniz Tunç abi 50'yi geçmiş, beğeni sayısı artık 48 dakikayı 50'ye tamamlarsın. 2 dakikanın lafı mı, ne diyorsun bana? Değil mi? Vallahi abi en sevdiğim kanlarsın. Erdiniz misin sen? Tamam, yazından anlayacağım artık, ismine bakmasam da. Videoları sabırsızla bekliyorum. Keşke iki bilgisayarın olsa daha çok video gelirdi. Ya iki bilgisayarım olsa nasıl daha çok video gelecek? Benden bir tane olduktan sonra o nasıl olacak? Benim sorunum arkadaşlar video çekmek falan da değil. Ben çekerim ama bu videonun upload'ı 5 saat 6 saat sürüyor, yerine göre kaliteli bir video çekersem eğer. İnternet yapım kötü. Ben isterim, ben yoksa atarım yani size. Bir gece oturup 3 tane de video çekerim ama internetim yetmez atmaya bunu bir gün içinde.
Ama yapacağız artık, değiştireceğiz. Özellikle canlı yayın şey için araştırmaları yapıyorum şimdilik. Osman Selçuk abi bence canlı yayın yap demiş. Tam da lafının üstüne Osman. Emir Ali PvP abi, Far Cry Primal oyna. Oynayan çok fazla kişi yok. Henüz geç değil. Hadi senin videolarını bekliyoruz. Yani bilmiyorum, izleyen izledi gibi geliyor bana. Bu yüzden yani adamlar çekti, aldı, yürüdü, zaten binlerce izleniyorlar. Ben buraya atacağım, 100 izlenecek, 200 izlenecek icabında. Ama bir değerlendirelim bakalım. Bir de çok fazla seriye de bulaşmak istemiyorum açıkçası. Bu sefer diğer serilerin falan arası uzuyor. Oğuzhan Gürler, sakın ateş yakma. 150 santigrata kadar sana her şeyini yaktıracak. Sonra neyim varsa yakacağım falan diye böyle. Sonra balyozun yok, yapamazsın uyarısını göreceksin. Hani tersanede almadın balyoz demiş arkadaş. Teşekkürler. Alırız. Onu halledeceğim birazdan. Şelal'deki mağara olayı için özür dilerim. Bahsettiğim mağara uğradığın tersanenin diğer tarafında olanmış. Tamam, onu bir arkadaş daha söylemişti. Karşına çıkan, tamam. Deniz Fener'in en son bir gideceğiz. Oradan sonra zaten o aşağıya uğramadan düz transit geçeceğiz oradan. Murat Engin abi, geyik tavşan öldüreyin. Öldüreyon. Ya silah sesinden ayı ve kurtlar arıyor seni. Ah işte silahım olsa da o sesten arasınlar varsınlar, ben hiç önemli değil. Abi klavye basmıyor, bir şey bulaşmış telefona ondan demiş, yazdıkları için. Erdeniz tamam temizledim artık demiş. Temizledim artık, bak gayet düzgün olmuş. Sonuna da bir tane nokta, T harfi büyük. İhsan Yılmaz abi, tek beğeni sınırı koymayan YouTuber'sın. Seni çok seviyorum. Abi bir de Don't Star bugün gelsin. İşte bugün gelsin dedikten sonra adam 3 gün geçmiş üstünden, maalesef gelemedi. Ve ekipmanlar demiş. Ha, beğeni sınırı koyma olayı da yani gerek, siz suistimal etmedikçe, yani videoyu beğendikçe ben böyle bir şey yapmam. Ama bakıyorum mesela, atıyorum video izlenmiş izlenmiş izlenmiş, beğeni çok düşük kalmış. Beni buna mecbur ederseniz ben de derim ki o zaman kardeşim videoyu beğenmeden yeni video gelmez deme ihtimalim olabilir. Size bağlı bu. Siz beğenirseniz, gerekeni yaparsanız ben de üstüme düşeni yaparım. Abi PC özelliklerini söyler misin? Dediğim gibi vlog da gelecek. Yorum ve ekipman tamamdır. O zaten. Abi o da vlogu çeksene demiş. Ve oh çok şükür yorumları da bitirmiş oldum arkadaşlar. Hazırsanız şeyinizi falan ayarladıysanız Long Dark'a geçiyoruz. Ah ah, avcı kulübesi. Silahı da önüne koymuşlar. Nispet yapar gibi. Tekrar belki de yolumuz düşer buraya arkadaşlar. Sandbox'a tıkladım. 11 gün 8 saattir hayattaymışız. %25'ini keşfetmişiz haritanın. Çeyreğini keşfetmişiz. Güzel, devam diyorum. Şimdi yorumlarınızdan hareketle. Karanlığın bitmesine 9 saat kalmış. O zaman burada sabahlayacağız. Ateş yakmıyorum arkadaşlar. Şunu ben bir parçalayayım mı? Dur. Neden derseniz, madem 150 santigrat derece falan istiyor bu. Ben şunu bir şöyle kırayım, parçalayayım. Oraya koyayım bunu da. Bakarsınız lazım olur. Şu kırdıklarımızı bir alalım. Ne çıktı? Eli. Bilin oğlum mu çıktı? Ulan yuva, uğraştığıma değmez. Kolumu kaldırdığıma değmez ya. Biliyorsunuz şuraya atıyorum arkadaşlar şimdi bu malzemeleri. Yakacakları falan. Bırak. Şu metalleri de bırakıyorum. Muhtemelen bunları eriteceğiz diye tahmin ediyorum. Lakin 41 kilo taşıyoruz hala. Dur bakayım. Dur. Birazcık üstümü boşaltacağım. Ondan sonra sabahı bekleyeceğim arkadaşlar. Bir koşu gidip o balyozu alıp geleceğim ben. Bakkaldan. Der gibi oldu. Yanına da bir tane kısa Maltepe. Dur bakayım. Şimdi şu bidonları falan da bırakıyorum o zaman ben şimdilik. Bırak. Allah Allah. Hey ya Rabbim ya. Patlarız biz burada var ya, bu gemiyle beraber böyle görürsünüz yani kendi haritanızda. Havaya böyle uçan bir şey görürseniz o benimdir. Long Dark oynarken. Şuna bakar mısınız ya? Bu kadar yanıcı madde ne kadar hızlandırıcı düşüreceğini seç diyor ve 9 tane diyorsun. Hepsini bıraktım. Şunu parçalıyorum. Hasat. Hem bir tane daha tan tan vura vura kıralım. Metal çıksın. Tamamdır. Bir de benzin çıkartıyor galiba. Uf, yarım litre daha çıkarttı. Şu zaten şey, bunu da şimdilik buraya bırakayım ben. Okucu. Tüfek cephanesi falan. Şimdilik lazım olmaz. Oha, 36 tane. Aa, oha ya, oha, gerçekten oha ya. Neler neler bulmuşuz da bir silahımız yok. Şimdi odur budur, çok fazla teferruata girmeden bırakıyorum arkadaşlar ki. Şunu 30'un altına bir düşüreceğim.
Ondan sonrası zaten kolay. Bu zaten hazır kurutulmuş. Ağırlığı da yok. Uğraşmayalım. Onun haricinde şimdilik şuraya bir baltayı bırakıyorum. Ağırlık yapabilecek olan bıçağı bırakıyorum. Bunları alacağım tekrar geri, merak etmeyin. O konuda bir sıkıntımız yok. Şuradan bir konserve şeftali bıraktım yere. Niye bıraktım? Ben onu yiyecektim. Neyse. Dur, şu tavşan budur mu? Ben pişirmiş miyim gençler? Çiğmiş ya. Neyse, ateş yakınca 150 santigrat derecede tavşan pişireyim ben size. Merak etmeyin. Onun haricinde evet, 29 kiloya düştük zaten. Kapat. Yak bakayım şu metal değil. Heh. Sabaha beklememiz gerekecek yalnız o konuda. Aslında dur bakayım bir. Şu rafı indireyim mi aşağıya ben? Demir için, okucu için. Lazım olur mu sizce? Demir testeresi gerekiyor diyor. Testere vardı bende sanki. Buraya mı bıraktım? Aman uğraşamayacağım şimdi onu. Şöyle bir denk gelir mi bakayım? Demir testeresi şimdilik görünürde denk gelmiyor arkadaşlar. Tamam. Karnımızı falan doyurup yatacağım. Ne? Fıstık ezmesi yiyelim bir ya. 900 kalori zaten. Çaksın geçsin. Fazla teferruata girmeden. Yarım kilo da o gitti. Ne kadar kaldı? Tamam, bunu da ye. Neredeyse fullledik. Dedikten sonra su. Soda içmeyeceğim. Hazır. Salt su içeceğim arkadaşlar. Şu tabletleri de hiç kullanmıyoruz da. İşte lazım olur belki diye bekletiyorum ya. Oh. Sağlam. Yer yatağı. Gün ışığının bitmesine 8 saat var. Hemen erken saatlerde kalkmayalım. Birazcık geç dinlenelim. Uykumuzu alalım arkadaşlar. Geç uyanalım daha doğrusu. Oh, şöyle sabaha kadar gemide. Gürültüler eşliğinde. Uyuduktan sonra evet. Burası bayağı karanlık yalnız. Susamışız sadece. O zaman şimdi sodanın tam vakti. Zirve gazoz. Pardon, neydi o? Zafer gazozu içiyoruz. Zafer gazozun hemen üstüne şuradan bir sarı kız. Ekleyeyim arkadaşlar ben. Ne aleme geldin? Ohohoho, çok güzel oldu ya, bak işte. Böyle bir şey. Zafer gazoz böyle bir şey. Neredeyim ben ya? Yıl kaç? 12 saat. Şimdi buranın çıkışını... Heh. Şurasıydı. Hemen gidiyorum arkadaşlar. Gideceğim. Burada aramadığım bir şey... Yün şapka istemiyorum. Bunları aramışım. Tamam. Şunu söndüreyim. Hemen bir koşup gideceğim. Bunu falan aradım ben. Atkı istemediğim için almadım. 4 derece şu anda şurası bile. Hemen gidelim onu alıp gelelim bakalım. Bir koşu. Koşaraktan. Kaç? Eksi 4. Hiçbir şey olmaz bize. Gidiyorum. Buralarda bir şey var mı? Evet, tam karşıya hemen gidip geleceğiz zaten, bir sıkıntı yok. Aşağı yukarı hatırlıyorum o balyozun yerini. İnşallah koşarken buzu kırmam. Sizi fazla oyalamamak için koşacağım arkadaşlar. Şeyi de düşündüm. Balyozu alıp geleyim. Sizi sıkmayayım videoda diye, ama bu sefer hem ne olduğunu göremeyeceksiniz. O arada belki ilginç bir şey olacak. Onu da geçtim. Ölürüz kalırız. Bu sefer de saçma bir şey olacak o zaman. Diyeceğim ki ben size, arkadaşlar işte ben oraya balyoz almaya gittim, öldüm. Siz görmemiş olacaksınız. Bunlardan mütevellit. Arkadaşlar böyle bir yol seçtim. Buradan çıkabilirsem eğer. Çıksana bir güzelim. Bakayım şunların içine ben illaki bakmışımdır ama. Belki de gözden kaçmıştır diye. Lan Allah'ım, player'ı çektim, tamam. Şurası galiba. Hayret ya, ne dolaştırdın bizi be. Dur kızım dur, nefes alıp verişine dikkat et. Şuraya bir çıkış bulamadık ya lan. İnsan şunu hafiften bir zıplama koysa ya, çok değil, hafiften zıplasa olacak. Bak. Şuradan yardırır mısın? İlla. Diyor ki en uzun yolu, en basit yolu ver bana. Ben ayağımı falan kaldırmam. Bayanım ben. Kadınım ben. Bana saygı duy. Hadi, hadi, hadi kızım. Geliyor.
Sen inebiliyorsan ben de çıkabilir miyim oradan? Burnunu kara gömdüm salak. Yakınlaşayım mı sana biraz? Hadi git, tamam, uğraşma. Allah, yandı lan. Yazık, üzüldüm bir de hayvanın haline. Şuradan... Bak, benim ayak izim var ha burada. Ben şuradan aşağıya mı inmişim acaba? Yok, illa şu tepeden geç diyor arkadaş. İlla oradan. Hey Allah'ım, çıkmazlardayım. 5 dakika koşup geleceğim dedim. Şu düştüğüm ortama bak ya. İlla bir yerden kestirme bulacağım ben onu. İyice uzatmayacağım. Şuradan çıkmazsın sen. Mümkün değil çıkmazsın. Şuradan eşek çıkışıyla yan yan çıkarsın herhalde. Kızı yordum zaten koşturmaktan. Oh. Nihayet ya. Şuna bakar mısın? Ta oralardan dolaştık geldik buraya kadar ya. Sinirleniyorum böyle olunca. En ufak kar birikintisine ayağa takılıyor falan. Aa, kaçtı gitti lan kurt direkt. Tabi tanıdı beni. Dedi ki bu manyak. Boş bir şey geliyor. Koştu gitti yine o tarafa. Adımız ayıların, kurtların dilinde yayılıyor arkadaşlar. Burada bir manyak var, elinde de ışık var. Büyücü, cadı. Şu köprünün altını diyorsunuz sanırım o mağara için. Evet, oraya da gideceğiz. Zaten o tarafa doğru devam ediyor olacağız. Şu arabanın içinden ben... Balyoz için. Ok için. Şuralarda bir şey atlamış mıyızdı? Aa, bayağı da kilitli dolap varmış. Yine fener yakıtı çıktı ya. Çıra. Neyse, alalım bakalım. Arkadaş ya, ne yapacağım ben bilmiyorum ki bu kadar şeyle, yanıcı maddeyle. Komple bu şurayı yakıp ısınabilirim yani. O derecede. Elimdeki malzeme. Dedi kız. Şimdi. O balyoz abi. Buralarda bir yerdeydi. Şu dolapları yine bir kontrol ettim. Tamam, burada değil. Dur. Şuna bakmış mıyım? Aa, kilitli diyor bak. Bir şeyler atlamışız biz yine ha. İyi ki de atlamışız. Bir şey de çıkmadı zaten içinden ama. Sanırım buradaydı. Balyoz. Balyoz. Of, şu flare'dan pek göremiyorum da. Yanlış mı hatırlıyorum ya? Burada bir yerde diye hatırlıyorum. Bak. Çikolata bırakmışım. Aldım botu. Parçalayacağım. Tamam. Hiçbiriniz görmediniz. Var ya, her işte bir hayır bu. İşte hepsi sensin. Tüfeğimizi bulduk. Lan, yatağın altına saklamış. Şimdi ne yapayım ben balyozu? Hadi yine alalım bakalım onu. Okluk bir durumumuz kalmadı da. Nereye bıraktım? Nereye bıraktım değil daha doğrusu. Nereden almadım ben o balyozu? Allah'ın işi. Ne diyebilirim ki? Ben burada diye hatırlıyorum. O yüzden inatla bakıyorum arkadaşlar. Olmadı, aşağı ineceğim şimdi. Flare sesinden ben de rahatsızım. Sanırım aşağıdaydı. Of ya, tüfeğimizi bulduk yine. Bayağı da mermi bıraktık şeye ha. Şimdi tüfeği bulduk, bu sefer mermiyi kullanacağız. Çekicimizi aldık. Ağır çekiç buydu değil mi arkadaşlar? Balyozdan kastımız. Bunu da alayım mı? Metal kesecek oluruz. Kaç yaptım ağırlığımı bu sayede? 38'e dayandırdım. Güzel. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Oraya kadar varırız, yatarız, bir daha dinleniriz. Hiç oyalanmadan. Çok karlı bir gidiş geliş oldu bu. Depoyu terk et.
Çok karlı bir gidiş geliş oldu ya. Flare'ı atıp çevreyi kirlettikten sonra kaç derece eksik ya, hiçbir şey olmaz. Var ya, tüfeği nereye koymuş şerefsizler ya? Şöyle hiç yaptınız mı bunu? İlla ki yapmışsınızdır. Kar yağarken dilime kom diye şuradan yardırırım abi. Tamam, hiçbir sıkıntı yok. Hava ne kadar güzel ya. Hava çok güzel ya. Long Dark, hep şaşırtıyorsun beni. Buz kırılırsa bir daha şaşırırım, tam şaşırırım yalnız ağırlığımızdan. Ondan hala korkuyorum ama söylediğiniz kadarıyla uyarı veriyormuş. Herhalde kız diyecek, ay burası çok tehlikeli gibi, buz da pek ince duruyor diye sanırım söyleyecek. Hayret ya, bak gittik oradan tüfek bulduk, iyi mi? Heh, şimdi kurt ne yapıyordu o şey ya, mont kurt derisi mi? Hallederiz. 5 gün mü kurtuluyor? Altına öyle bir şey yazmış galiba. 5 gün nasıl sabrettin diye bir başka arkadaş da. The Recon. Ah, geyikmiş ya. Kurt sandım. Tüfek çekecektim. Gerçi tüfeğin içinde varsa mermi o vardır bir tek. Mermileri biliyorsunuz. Şuraya bıraktık. Şimdi. Deniz pelerinin üstüne çıkacağım. Buradan bakacağım. Böyle şu ayı mı lan diyeceğim. Çat sıkacağım. Tabii ki abartıyorum. Ne işim olur ya? Uzaktaki ayıya sıkıp elime ne geçireceğim? Evet gençler. Bakın. Şimdi ben iyi ki de şey yapmamışım yani. Gidip balyoz alıp gelmeye kalksam belki de o aceleyle şeyi bulamayacaktım. Tüfeği bulamayacaktım. Ya da ne bileyim. Bulsam dahi gençler ben tüfek buldum diyecektim. Nasıl bulduğumu göremeyecektiniz. Bu yüzden bazen de aslında izleyici sıkılabilir diye düşünmemek lazım. Şimdi söndürdüğüm zaman çok karanlık ya. Dur ya, bir sürü benzinim var, gazım var benim. Niye rahat çalışmıyorum ki? Şimdi aldım kömür, 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 TV, TV, TV. Xbox lansmanını izleyenler hatırlar. Of ya. Hepsini alsam ölür mü kız? Altında kalıp. Mermilerimi aldım geriye. Çünkü seçemiyorum arkadaşlar. Şöyle hızlı bir şekilde alacağım. Allah'ım ya Rabbim, şunu görüyor musunuz ya? Kullanacağım ya ben bu hızlandırıcıları falan. Bu nedir ya? Şuna bakar mısınız? Gören de en kolayı da açtık sanır oyunu ha. İlginç. Aha, hatun şu an çöktü. Vallahi çöktü. Gidişe bakın. Aldım elime şunu. Dur. Hatun. Sana ne yapacağım ben ya böyle. Şimdi ayrıyeten bırakabilirim. Şu bidonları bir bırakayım. İkişer kilo, ikişer kilo ya. Yuh. Fener yakıtları falan. Tamam, onlar bir dursun. 50 kilo taşıtıyorum hatuna. Ya şu şeyi yapsam zaten birçoğu azalacak yükümün, değil mi benim? Şimdi nasıl yapacağımı tam olarak bilmiyorum. Hızlandırıcı koy koy. Koy ya. Bitsin. Çat diye yaksın. Şimdi. Aydınlatıyor musun biraz içeriye? İşte. Şimdi ben burada nasıl yapacağım bunu? Gençler, onu bilmiyorum. Harlayacağım ve seçenek mi çıkacak? Ne olacak? Yani bana ok ucu yap diye bir seçenek mi verecek? Belli bir sıcaklıktan sonra. Bilmiyorum ki ya. Nasıl olacak bilmiyorum. Şimdilik bir harlıyorum. Muhtemelen yapamazsam bana kızacaksınız ama. Şu tavşanı pişirip yiyeceğim. Nasıl yapılabilir? Nasıl bir seçenek çıkar? Nerede benim tavşanım?
Tavşan budumu ver. Of ye. 99 kalori ha. Ufacık bir şey tabii tavşanın budu ne olacak? Dur bakayım. Şunu çakıvereyim şöyle. Aç aç. 750 kalori. Mis gibi yoğunlaştırılmış süt. Hop kaloriyi dayadım. Tamam şimdi. Suyumuzu bir içelim. Gerekirse eritiriz tekrardan. Şu demir testeresini falan metal çıkartırım diye aldım ama. Suyun da hepsini içecek muhtemelen. Tamam şimdi bir bakacağım da. Burada herhangi bir seçenek var mı? Ya da o metalin üstüne mi tıklamam lazım acaba? Şöyle. Eylemler diye bir şey yok. Arkadaşlar hayırlısı harlıyorum ben. Bütün odunu falan. Zaten tüfek bulduk. Neyim varsa dayıyorum buna. 13 derece şu anda. Yükseliyor 20'ye doğru. Bakalım. O saatten sonra bir seçenek çıkacak mı? Neyse kahveyle falan uğraşmayacağım şimdi. 5 tane kaldı elimde. 42 44 45 atıyorum. Birazcık ne kadar artacağını bakayım ondan sonra dayayayım. 4 tane kömürümüz kaldı çünkü. Belki başka vardır bilmiyorum ama. Evet. 75 77 oha 80. Acayip hızlanıyor, yükseliyor. Sıcak basacak atımı. 90, evet 100 dereceye ulaştı. 101. Ekle. Her kömür kaç derece arttırıyor acaba? 10 derece falan arttırıyorsa işimiz zor. İyi, fazla arttırıyor. 121. Ekle. Ben yanlış yere inşallah yakmıyorumdur. Evet, şu anda 150'yi geçtik arkadaşlar. Hemen bakıyorum. Burada herhangi bir seçenek çıktı mı bize? Çıkmadı. Burada çıktı mı? Çıkmadı. Sap diyor, kitap diyor. Hani demir at dese içine onu da anlayacağım. 161 derece. Hemen şuradan bir demiri bulup eylemler diyorum. Olmuyor. Hala bir tane kömürüm var. Arkadaşlar her şeyi yazmışsınız. Bunu nasıl yapacağını yazmamışsınız ama işte. Ateşin başında şimdi asıl çaresiz bekliyorum. Nasıl yapacağım abi? 150 dereceye çıkardım. Bir tane daha mı çıkarmam lazım? Bu ne? Eylemler. Hasat diyorsun. Hayır. Yani bu nerede kullanılacak? Çekiç kullanılacak demişsiniz. Son kömürümü de atıyorum. Belki 150 değil de daha fazladır. Diyerekten. 180. Daha ne olsun? Ah ah. Şunu bana deseydiniz ya keşke nasıl olduğunu. Allah ekber. Bu ateşe şu an daha fazla yakıt ekleyemiyorsun dedi. Şimdi değilse ne zaman? Allah düşün 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 düşün. Nasıl? Nasıl yapılabilir? Metal işleri için uyumlu. Eylemler. Hasat diyorsun bir tek. Tamir diyorsun ya. Şu an bilen arkadaşlar kuduruyor muhtemelen ama. Yok. Jeton düşmüyor. Bırakayım diyeceğim de ne yok. Ah ah yaptık bir kere artık yani bu oldu oldu. Başka şans yok. Arkasından falan mı koyacağım? Öyle bir şey yok ki. Döv. Hah dur. Oluşturmaya başla. Evet basit bıçak. Temren. Temren yapacağız.
Baltaya gerek yok, Temren. Oh, var ya. Kapağı kapalıyken üstüne tıklamamız gerekiyormuş. Oluştur oluştur, yapabildiğin kadar yap bakayım o zaman. Zaten belli bir şeyden sonra artık yapamam diyecektir. Etraf bir kararıyor mu, ne oluyor? Bizim hatun ne durumda bir bakayım da. Yorgun, ağzı kurumuş. Hemen sana bir soda, dur. Demirci kızım benim, dur. İç. Hadi hadi, hemen şunu iç. Ondan sonra bu ateş hala devam ediyor olacak muhtemelen. Ne yiyeyim var, ne yiyeyim yok, hepsini pişireceğim. Evet. Ya metal zaten başka da bir işe yaramıyor. Balta yapmaya yarıyormuş, baltamız var. Bıçak yapmaya yarıyormuş, bıçağımız var. Tek lazım olan şey şu anda burada yapabileceğimiz temren. Okucu yani. Birazcık kanser ettiysem kusura bakmayın arkadaşlar. Oh. Baya baya temren yaptık. Bunların da ağırlığı ayrı olacak yalnız bizde, değil mi? Çok mu yoruldun ya hatun? Of, bitkin dedi. Olsun, birazcık canımız düşer en fazla. Gün ışığının bitmesine sabaha kadar demir dövdü ya hatun. Azıcık daha dayan güzelim. Ben seni yatıracağım, merak etme. Öğlene kadar yatıracağım bundan sonra. Zaten bitiyor. Tamam. Tamam. Bir şey yok, bir şey yok. Geri. Hemen ben seni birazcık doyurdum mu şimdi? Birazcık sabredeceksin sadece. 3 tane kaldı. Zaten kaç tane yaptım ben ya? O kadar oku ne yapacağım ya? Ok geri alınıyor galiba. Kırılmadıysa eğer. Bakıyorum, oklar, oklar, ok. Heh, temren. 20 tanesi 1,5 kilo. O zaman yap bir tane daha. Şundan bir daha da uğraşmayalım. Hemen iki tane daha yapacak. Zaten bitiyor ondan sonra metalimiz. Başka uğraşmayacağım. Sonuncusunu yaptım. Zaten ateş bitti. Oh. Fenerde yakıt yok mu? Her tarafım yakıt benim, manyak. Ne demek fenerde yakıt yok? Doldur şunu. Her tarafım yakıt. Tamam hatunum, dur. Burası tamamen söndü mü? Söndü. Tamam, söndüyse madem. İçerisi kaç derece şu an? 19 derece, nasıl olabilir? Burada ben 150 derecelik şey yaktım. Gerçi bayağı da vakit geçirdik üstüne. Oh, şimdi kendine gelmesi için hatunumuzu bir doyuracağım. Arkadaşlar süt vardı, süt. Şu, dur, şu bozulmak üzere. Ye. Şimdi şu konserveyi parçala. Balta herhangi bir şekilde, bunda şu kadar, bunda şu kadar harcar demiyor. Baltayı kullanacağım be. Bir şey değişiyor mu diye bakıyorum arkadaşlar da. Değişmiyor, tamam. Bıçağı şeyi atalım biz. Balta bize yetecek. Tamam. Üstüne bir tane hemen şuradan Stacy'nin üzümlü sodasını çekiyorum. Tamam. Hemen yer yatağı. Çat koydum. Şu uğraşmadan üstümdekilerle bir uyuyayım. Ondan sonra o bıçağı mıçağı atacağım arkadaşlar. Ait. Yer yatağını denk getirmeye çalışıyorum karanlıkta. Hatunum, akşamın olmasına 6 saat kalmış. Sen bir 3 saat, hatta 2 saat ya, %97'desin. Ondan sonra deniz fenerine varırız zaten, üstümüzdekileri bir boşaltıp. Oh ya, var. Bir an yapamayacağım sandım gençler okucunu ya. Bir an yapamayacağım sandım. Evet, bitkinliğimiz var hala tabii ki. Hemen kardeşim sen şuradan, bacım aç bakayım. Şunlardan bir içiye. Evet, zaten odunları, kömürleri attık, 40 kiloya kadar düşürdük ama taşıma kapasitemiz de düştü. Gerçi oradan oraya ne kadar da gidilir, hemen bir saat içinde varırım ben oraya. Şimdi tüfeğimiz var, baltamız kalacak. Bırak. Bu madem sadece burada yapılıyor, 2 kilo bırakıyorum. Bir daha belki de yolumuz düşerse, ihtiyacımız olursa burada yapacağız. Demir testeresi kullanmadım, kullanmayı düşünmüyorum. At. Yakıtlar lazım olabilir, alacağız onları. Temrenimiz tamam, güzel. Onun haricinde bayağı bir hafiflettik. Zaten yakacak bir şey bırakmadık ortalıkta, bayağı bayağı hepsini yaktım. Tüfek mermimiz 35 tane, 36 tane mermimiz var gençler ya. Çok iyi.
Ha, buna da gerek yok dediniz. 25 grammış ya. Konserve açacağı. Ha, şu dursun ya şimdilik, belki lazım olur, belli mi olur? O bir dursun, onun bir zararı yok bize. Üstüm başım gayet güzel, toz içinde, önüm arkam pus içinde. Şimdi bot. Bunu parçala diyordunuz. 1 saat 30 dakika diyorsun. Biz bunu fenerde yapalım, fenerde. Şimdi. Allah. Şu benzin bidonlarını alıyorum ya. Ben bunlara kıyamam. Topladık o kadar. Geri kalan şimdilik kalsın. Onun deniz fenerinde bir kararını veririz arkadaşlar. Şimdi orada bizim ağaçlarımız falan da kurudu bir güzel. Artık 2 gün falan geçmiştir herhalde. Bayağı yattık kalktık başka yerlerde çünkü. Yalnız dışarısı karanlık gibi duruyor ya. Karanlığın bitmesine 4 saat. Geri dön. Geri dön, geri dön. Görmemişim, kusura bakmayın gençler. Ne olur geri dön. Ben onu akşam oluyor sanıyordum. Uzanıp tutuver elimi bir gün. Şimdi yer yatağı yerleştirdim görmeden. Dur. O zaman madem öyle botu ölmezsin değil mi lan bunu yırtmaya kalksan, eylemler. Hemen hasat diyorum. Hem ağırlığımız azalmış olsun. İnşallah doğru botu hallediyorumdur bu arada. Üstümde giymediğim botu. Evet, ben bunu giyiyorum, yalıtımlı bot. Diğerini parçaladım. Onun haricinde şu anda karnımız gayet iyi ama ben şöyle bir, nerede o sütün, diğerini de halledeceğim ya. Bu güzel kalori veriyor. Hani konserve açacağımız varken konserve açacağıyla açalım. O zaten belli bir şeyden sonra yıpranacak, kullanılmaz hale gelecektir. Tamam, çok güzel. Kapat yer yatağı. Karanlığın bitmesine 2 saat var. Ben şöyle bir 6 saat uyuyorum ki hatunumuz iyice bir kendine gelsin. Ne işimiz var sabahtan erkenden kalkıp da? Tüfeğimizi de bulduk. Okucumuzu yaptık. Her şeyi yaptık ya. Verimli bir bölüm oldu. Demirci hatun. Güzel. Şunu bir yak. Şöyle bir önümüzü görelim. Hala koşamıyor. Bir şeyler yiyeceğim ve bir şeyler daha atacağım sanırım. Konserve açacağı orada da vardı. Söndür. Şimdi. Soda çekeceğiz biraz daha arkadaşlar. Çünkü suyu bitirmişiz. Suyu şeyde eritiriz. Sorun değil. 40'ın altına düşürdüğüm zaman şunu, muhtemelen hatun zaten yürüyebilecektir. Birazcık açlığım var. Var mı şöyle bir 250 kalorilik bir şeyimiz? Hepsi de maşallah yani, kalori deposu. 500, 500, 300. İyi, 300 götürüyorum bir tane ya. Hızlandı. Hala fazlamız var biliyorum ama onları evime götüreceğim. Şimdi şuradan yola çıkacağım. Yoldan hemen evime var. Aa, zıpkın mı lan bu? Alabiliyor muyuz bunu? Zaten 40 kilo taşıyorum. Bir de üstüne koyacağım bunu. Bir kaç kilo gelir lan o? Şöyle en azından 100 kilo vardır herhalde. Demir sonuçta. Gençler. Niye attım lan onu ben? Tüfeği çekmeye çalışıyordum da artistik yapayım diye. Doldur bakayım şunu bir. Şimdi deniz fenerine gideceğiz. Malzemelerimizi alacağız arkadaşlar. Ondan sonra artık buradaki işimiz bitmiş olacak. Bir sonraki bölümlerde şuradan karşıya doğru yardırıp gideceğiz arkadaşlar. Gün ışığının bitmesine 9 saat var daha ya. Güzel. Buzu ateş etsem kırılıp içine düşer miyim? Şimdi kurt dediniz. Denk gelirse artık kurt. Ki bu girişte hep denk geliyor. Bir kurt vurayım ben size de. Onun da bir derisini alalım bakalım, bir fırsat buldukça onu da kurutup artık iyice bu oyunda aşmış şeylere kavuşalım. Kurt derisinden bir ceket yapalım kendimize. Ayı postundan yere paspas. 36 tane mermim var ya, ne yapacağım bunu? Of, ne lüks yaşadım ya vallahi.
şuradan çıkar diye ümit ediyorum. Çıkarsın değil mi canım? Şuradan da çıkarsan. Şuradan. Aferin sana. Kuşlara daha önce sıkmıştım. Vuramadım ben. O yüzden zorlamıyorum. Sakin sakin gidiyorum evime. Bu kadar verimli bir bölüm olamaz. Hadi bakalım kurtlar. Gerçi ben kurdu da tam denk getiremiyorum ama. Uzaktayken nişan alırsam vururum. Bunda nişan alması biraz zor. Baksana yamuk tutuyorsun bir kere. Ha, hareket ettiğim için tamam. Şöyle. Bak. Silahın ucuna bak. Hareketine göre kadın burnu kalkıp iniyor. Bu nasıl nişan almak lan? Şu an yanlış. Dur. Ha şu. Hatta bu bile değil. Hafiften daha eğdirmesi lazım ucunu. Neyse. Ulan ben nereye gidiyorum? Aa buranın girişi. Ha şurasıydı. Tamam. Sıkıntı yok. Kurtlar. Var mı abinize bir ceket be? Hadi. Ama öyle hızlı hızlı üstüme koşup gelmeyin. Karşıdan bir belli edin kendiniz ki ben sizi vurabileyim. Şu karşıda bir geyik var. Çok uzakta. Aha kurt. Şşt. Hey. Şimdi vursam buradan. Kaç tane istiyor acaba? Kurt derisi. Neyse ben birini alayım bakayım da. Üşümüyoruz zaten. Bir sıkıntımız yok. Bunu alırken inşallah gebermez. Şimdi deriyi bir alıyorum. Bağırsak sanırım lazım olacaktı bize. 1 saat 25 dakika et. Kurt eti yiyelim ya. Şöyle bir kilosunu alıyorum arkadaşlar. Hasat. Bir şey olmaz herhalde ya. Tamamdır. Kapat. Koşamıyor zaten hatun. Bu bağırsakları da kurutacağız. Kurt derisi. Herhalde diğerleri kurumuştur ama. Dallar falan. Açlık susuzluk gayet yerinde. Tamam. Geri dön, geri dön. Bugün bir havada bir kasvet var ya. Hangi dağda kurt öldü? Acaba hangi dağda kurt öldü? Bu havanın hali ne böyle? Bir ton da yiyecek içecek buraya depoladık ya. Hadi hatunum. Tamam. Yatacaksın artık. Bitti. Vazifeni yaptın. Memnun ettik herhalde artık izleyenlerimizi. Sıcak yuvam. Şöminenin karşısında uyurum valla. Şimdi olan kafam karıştı. Ne yapıyorduk? Hemen tuzluk ile kreker basıyorum kendime. Gerçi bunu tutup şey yapsak daha iyiydi. Neyse kahveleri falan yapacağız arkadaşlar. Müsait bir zamanda. Onun haricinde içecek. Şimdilik bütün sodaları içiyorum. Susuzluğumuzu bir geçirsin arkadaşlar. Bak kurt eti farklı gözüküyor. Onu da yiyeceğiz ama. Kaloriyi doldurdum ama su için içiyorum arkadaşlar bunu. Şimdi ateş yakıp su eritmekle uğraşamayacağım çünkü. Şimdi nerede o bizim kurt derisi? Bağırsak. Dur. Benim diğer malzemelerin yanına bırakayım ki hepsini bir oradan alalım arkadaşlar. Ki onlar da zaten şuradalarmış. Bakayım. %98 kurutulmuş. %92 falan. Tamam. Bir yattık kalktık diyesiye kadar zaten bunlar kurumuş olacak arkadaşlar. Hemen şuradan bağırsakları bırakıyorum. Bırakıyorum kurusunlar. Bir de kurtlerimiz var. Kurtlerimiz.
Ayı görürsem ayıyı da öldürmeye çalışacağım arkadaşlar. Önümüzdeki bölümlerde. Bu zaten kurutulmuş. Şimdi kurt derisi herhalde kuruduğunda kurutulmuş deri olarak gözükmeyecek. Farklı bir şey olarak gözükmesi lazım. Dur. A'dan Z'ye değil mi bu? Şu an ağır yün kazak. Tamam, A'dan Z'ye K. Kurt derisi arıyorum ya. K. E. Ben onun derisini almadım. Ha, işte bu. Aha, 7 gün kurutulduktan sonra kullanılabilir diyor ya. Hayırlısı, ne diyeyim gençler? Ahanda. Olmadı burada paspas olur. Hey yavrum benim, üstüne basarım gezerim. Bu ne lan, yanmış fişek. Oh, odunlarımız var zaten burada. Çekmeceleri... Nasıl çekmeceler boş lan? Ana, ben bunları doldurmuştum. Bozulmuş mu? Eşyalar. Yapacak bir şey yok gençler. Bozulduysa ne yapabilirim? Heh, buradalar buradalar. Tamam, buraya koy. Oha oha. Bir o kadar da fener yakıtı falan var ya burada. Biz galiba bir dönem şurada bir yaşamamız gerekecek. Bir 7 gün daha falan ki. En azından şu malzemeleri falan bir... Burayı açmamış mıyım? En azından malzemeleri falan bir tüketelim burada arkadaşlar. Neyse, evet. Bence güzel bölüm oldu. Bence bir beğeni hak etti arkadaşlar. Belki de paylaşmayı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Burada cam kırık bu arada. Anay. Kırık mı? Buğu mu yapmış? Neyse. Çok uzattım ya. Aman çenem düşük benim. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.